Aslında şunu öğrenmek isterim. Şimdi MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'le bir gazeteci olarak sizin ilişkiniz ne oldu da gerildi? Aranızda ne yaşandı da gerildi? Şimdi bir, şu notu da düşmek lazım. Hani sizin kendi paylaşımınızda buna yer verdiğiniz için ben de bu notu düşüyorum. Siz de bir MHP'li olarak kendinizi konumlandırıyorsunuz. Ülke ocaklarından gelen bir isim olarak kendinizi konumlandırıyorsunuz. Dolayısıyla aslında aynı ideolojide duran iki insandan da söz ediyoruz. Ama bir milletvekili bir gazeteci ilişkisi kuşkusuz. Evet. Bu nerede gerildi? Evet, zaman zaman geliriz ama ne oldu da gerildi? Şöyle, ben kendisiyle ilgili de yapmış olduğum haberler var. Yani sonuçta başından beri söyledim. Evet, ben sizin de ifade ettiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partiliyim, ülkücüyüm. Bugüne kadar da genel başkanımızın, lider Devlet Bahçeli'nin kadın gazetecilere tutumu da ortadadır. Kamuoyunca da bilinir. Şimdi Halil Öztürk Beyefendi ile yaşanan olaylar, benim şehrimde yaşanan bir takım problemleri, gerek siyasi, gerek kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde yaşanan bir takım konuları dile getirmem, bunu ifade etmemden kaynaklı bir gerginlik yaşandı. Ne gibi haberler yaptınız? Bizzat Halil Öztürk'ün kendisiyle ilgili haberler mi bunlar? Yani bir suçlama mı söz konusu? Kendisini de, ya şöyle söyleyeceğim. Mesela şöyle bir eleştirim vardı. Aslında bizim ilişkimizi ilk koparan olay oydu. Kırıkkale'de bundan yaklaşık 2 yıl önce arka arkaya 2 şehit geldi. Şehit cenazelerine Halil Bey mazeretsiz katılmadı. Kendisi meclis genel kurulunda ekranlarda seyrettik zaten o dönemde. Ben de bununla ilgili bir sitem içeren köşe yazısı yazdım. İlk kopuş noktamız buydu aslında. Ondan sonra da sular durulmadı. Yani karşılıklı olarak beyefendinin dediğim gibi olayı kişiselleştirdi. Burada altını çiziyorum Remzi Hanım. Yani benden davacı olabilir. Bana ceza mahkemelerinden herhangi bir yerde dava açabilir ki. Açmış olduğu birkaç dava da var. Burada tekrar altını çiziyorum. Aile mahkemesinden 6.284 aileye ve kadına yönelik şiddeti önleme yasası uyarınca dokunulmazlığı olan bir milletvekilini şehrin tek kadın gazetecisine bu uzaklaştırma kararını almış olması bence çok tehlikeli. Şimdi Özlem Hanım, dediğiniz gibi zaten hani bir milletvekilinden söz ediyoruz. Hem dokunulmazlığı var, hem koruması var kuşkusuz vesaire vesaire. Yani hakkınızda bir tazminat davası açabilir. Hakaret ettiğinizi iddia edebilir vesaire. Ama hani siz ne yaptınız? Kapısına mı dayandınız her gün bu milletvekiline? Hani bu uzaklaştırma ihtiyacı nereden kaynaklanıyor? Yayınlarınızdaki ifadelerinizden dolayı mı böyle bir yola gidildi? Evet. Siz orada gazeteciliği aşan bir tutum sergilediğinizi düşünüyor musunuz mesela? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bazen şunları yaşadım. Bu 2 yıl içerisinde yaşadığımı söyleyeyim. Bu konuda da bir öz eleştiri yapayım. Doğrudan hedef gösterdiği zaman işte benim... burası çok küçük bir şehir Remzi Hanım. Yani Kırıkkale'yi biliyorsunuz. 200 bin nüfusu bir şehirden bahsediyoruz. Sürekli hedefe koyduğu için, topluluk içerisinde farklı mobbinglere maruz bıraktığı için belki zaman zaman yayın esnasında maksadı aşan o sistemle aynı camiadan olmamızın getirmiş olduğu bir aidiyetle ifadelerim olmuş olabilir. Tehdit ettiniz mi kendisini? Hayır. Hayır, mümkün mü? Remzi Hanım, ben 50 kiloyum. Fotoğraflarda da gösteriyorsunuz. Yani 50 kilo bir kadın ve karşımızdaki milletvekili de oldukça yiğit, hani diye bir tabir edebileceğimiz kiloya ve fiziki özelliğe sahip bir isim. Ben nasıl tehdit edebilirim ya da onun için nasıl bir tehdit unsuru oluşturabilirim? Evet, şimdi tabii burada biz... Yargı makamı değiliz. Hani beni de en iyi siz anlarsınız bir gazeteci olarak. Şimdi ben de sizin bir videonuzda kendisini döveceğinize dair bir ifadenizi duyduğum için de bunu soruyorum. Hani bu ve benzeri ifadeler nedeniyle mi acaba mahkeme böyle bir karar verdi? Şöyle söyleyeceğim. Orada da şöyle bir durum var. Ben bununla ilgili... Yani bir asena gücünden bahsediyorsunuz çünkü o videoda. 50 kilosunuz ama bir asena gücünden söz ediyorsunuz. Şimdi Remzi Hanımcığım, şöyle ifade edeyim. Tabii ki siz karşılıklı tarafları dinleyerek bunu söylüyorsunuz ama sayın vekile benim böyle bir söylemim söz konusu değil. Burada bahsetmiş olduğunuz ifade, diğer bir arkadaş var. Yine örnek, emsal karar teşkil edebilecek bu kararı aldırtan, 90 gün olarak aldırtan bir beyefendi var. Şimdi o beyefendi
Facebook üzerinden sürekli beni farklı şeylerle itham ediyor, hedef gösteriyor. Beni işte çok enteresan şeylerle yargıladığı mesela? Için. Ya şunu söyleyeceğim, yani bu dönemde en kolaycılık FETÖ'cü olmakla, bakın FETÖ'cü olmakla, işte orada çok esprili yaptığım bir ifadeyi, burada mikro milliyetçilik üzerine yapmış olduğum yayında, canlı yayında yapmış olduğum bir espriye istinaden, işte bakın ha görüyor musunuz size bunu dedi, gereğini yapın bu gazeteci şeklinde ifadeler oldu. Ben de yayın esnasında hani dediğim gibi burası çok küçük bir yer, küçük bir yer olmasıyla birlikte, bak seni döverim ha. Yapma bunları şeklinde bir ifadem var. Doğru, ama orada bunu ciddi söylemediğim benim bütün mimiklerimden, bütün halimden de belli zaten. Peki bu biraz galiba ülkücülerin kendi aralarında kullandığı bir dil ve bir jargon olarak sizin tercih ettiğiniz bir üslup olmuş, ama mahkeme de öyle görmemiş anladığım kadarıyla. Şimdi burada dediğim gibi emsal karar teşkil etmesi de sıkıntılı Remzi Hanımcığım. Yani burada bu karar, evet biz şu an kendi camiamız içerisinde bunu yaşıyormuş gibi görünebiliriz. Ama yarın hoşuna gitmeyen herkes birbirine bu kararı aldırabilir. Çünkü bahse konu iki şahısla da benim herhangi bir hukukum, gazeteci siyasetçi ilişkisi dışında bir hukukum mevcut değil. Bunlarla kahve içmişliğim yok, herhangi bir evlilik aktim yok, herhangi bir gönül aktim yok. Sadece gazeteci ve siyasetçi. Şimdi 6284 üzerinden bu kararın alınmış olması bütün gazetecileri bağlıyor aslında. Ben şimdi, işin o tarafından bakıyorum. Evet açıkçası. Tabii bu altını çizdiğiniz detayda önemli gerçekten emsal teşkil etmesi bakımından. Fakat şimdi eğer burada bir mahkemenin verdiği bu karar da özellikle bu üsluba yönelik bir kararsa, bu üslubu bir kenara bırakarak siz haber yapmaya devam edebilirsiniz herhalde, öyle değil mi? Bundan sonrasında bu meseledeki tutumunuz ne olacak? Siz hiçbir şekilde Halil Öztürk'le ilgili haber yapamayacak mısınız? Şöyle söyleyeceğim, Remzi'nin nasıl yapabilirim? Şimdi benim kullanacağım hangi ifade... Dövmeden yapabilirsiniz mesela Özlem Hanım. Hayır hayır, bakın Remzi Hanım, siz o kelimeye takılmışsınız ama Halil Bey'le ilgili benim böyle bir ifadem yok. Yani ben açık ve net söylüyorum. Halil Bey'le ilgili dönüp baktığınız zaman benim köşe yazılarıma, yapmış olduğum programlara herhangi bir öyle ifadem yok. Bunun üzerinden hani beni eğer vuruyorlarsa o ifademden, bunun da konuyla alakası yok. Ben zaten Hacı Bey'le ilgili alınan kararda, evet ne dedim, yayının başında da söyledim. Orada maksadını aşan bir cümle olmuş ve ben bu konuyu gündeme dahi getirmedim. Ama burada bir milletvekilinin böyle bir ifade olmadan bu kararı aldırmış olması, bunu seçim arifesinde yapmış olmasını ben çok sağlıklı bulmuyorum. Belki sizler şu anda kendi camiamızdan olduğumuz için, kendi camia içerisinde bu olay cereyan ettiği için bu açıyla bakıyor olabilirsiniz. Evet, burada seçim öncesi vurgusu önemli. Seçim öncesi vurgunuz önemli. Burada bir başka hesap olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben şöyle söyleyeceğim. Bakın ben en azından şunu çok net söyleyebilirim. Kendi camiamız içerisinden de olsa ben mesleğimin namusunu çiğnetmedim bugüne kadar. Yapmış olduğum bütün haberlerde, yapmış olduğumuz bütün içeriklerde, üretmiş olduğumuz bütün içeriklerde kamuoyu vicdanını ve kamuoyunu merkeze aldığımız için bugün bunları yaşıyorum. Düşünün ki bir muhalif olsaydım ya da muhalif bir siyasetçi bana neler yapabilir? Ben bunun endişesi içerisindeyim sadece. Yoksa burada dediğim gibi mesele sadece Özlem Özcan, Halil Öztürk meselesi değil. Halil Bey'le ilgili bu saatten sonra nasıl haber yapabilirim Remzi Hanım? Halil Bey'in o haber içerisinde herhangi bir cümleden, herhangi bir kelimeden rahatsız olup şikayet etmesi halinde doğrudan hapis cezası alacağım. Nasıl haber yapabilirim? Soruyorum size. Şu an bile çok tedirginim. Kelimelerimi seçerken özellikle seçerek konuşuyorum. Bu çok zor bir şey. Yani tekrar ediyorum. Bana göre karar çok tartışmalı bir karar. Yani ceza mahkemesi, ceza kararı, tazminat kararı, her şey olabilir. Ama aile mahkemesi üzerinden gazeteci siyasetçi ilişkisini dizayn etmeyi ben çok doğru buluyorum. İtiraz edecek misiniz karara? İtiraz yolum kapalı Remzi Hanım. Peki. Kesin karar. Peki, peki. Teşekkür ediyorum bu riske rağmen bizim sorularımızı cevapladığınız için, merakımızı giderdiğiniz için. Sağolunuz Özlem Hanım. Kolaylıklar dileyelim bu ortamda. Ederim. Haber yapmaya devam edeceksiniz bir şekilde. Size de.